Camı hafif araladım biliyor musun şöyle 15 santim falan. Diyorum ki şimdi çıkarıp buradan uzatsam köpek kapabilir. Köpek kapabilir. Şimdi köpeklerin dikkatini dağıtsam, şu tarafa bir şey atsam sol camdan, sağ camdan atlayıp, sağ kapıdan atlayıp dorsiye çıkıp oraya mı işesem? Kameradan izleseler ne komik olur diye. Kasığım var ya, çatlayacağım ya. Köpek bana bakıyor üçü de. Ama nasıl biliyor musun? Kangal köpeği. Lambaları bir yaktım. Bekçi geziyordur herhalde dedim. Diyeceğim ki hani abi köpekleri tut. Yok. Şaşal arıyorum arabada. Büyük şaşal yok. Küçük olmaz. Lan ne yapayım ne edeyim? Bizim tırın şöyle yanağı var. Dedim ki kapıyı açık tutayım. Müziğin sesini açayım. Köpek desin ki hani hırsız değil bu. Şey normal bir yaşam telaşası. Sağ kapıyı açtım ama köpek bir atlasın var ya kapıyı komple doldurur lan. Öyle köpek. Tırın yan şeyleri yok mu benim Trabzonspor logosu olan? Oradan böyle hırsız gibi. Hani Dorsey'e doğru kayıyor. Dorsey'e doğru gidiyor. Ayağımı attım. Dorsey'in içine girdim. Şimdi diyorum ki bir de baktıydım. Dorsey'in kenarında böyle yükselti var. Çimenlik. Tam benim dorse boyu. Köpek oraya çıkmış bana bakıyor. Ne yapıyor bu diye. Yesen mi bunu diye. İşimi bitirdim geri yamaçtan. Arabanın içine girdim. Sessiz soluksuz yattım be posta. Şimdi dağın başına nasıl ineceksin arabadan? Dorsenin altına nasıl gireceksin? Bunlar hep sıkıntı. Amerika'da öyle değil ki. Amerika'da adamın arabasında her şey var. Plate'i bir metre geri koymuş. Adamın orada yaşam alanı var. Adam odası var ya, evi var ya. Evi var orada. Sen dediğimi anladın mı? Bu bir ihtiyaç. Adam diyor ki ya işte yolda diyor pete yapıyor kamyoncu diyor. Terbiyesiz bunlar diyor. Sen hiç sebze jetine çıktın mı? Sen hiç saatlerle dakikalarla yanaştın mı? Sen hiç yolda giderken saate bakmaya korktun mu? Ben korkuyordum takoya bakmaya. Geç kalacağım. Bu taksi değil ki, BMW değil ki, Mercedes değil ki. Koydum mu İstanbul'a 2,5 saatte ineyim. Tır bu, gideceği belli. Bir zamanla yarışın var ama seni tutuyor. Ve lavaboya, bugün kamyonun lavaboya gireyim, çıkayım demesi 15 dakika. Evet, evet. Benzinlikte. Durayım, yer arayayım, lavaboya gireyim, elimi yıkayayım, abdest alayım, bineyim arabama demen 15 dakika, geri yürüyeyim demen. Ama işte hani bu dolmuşçuya kızan, taksiciye kızan, belli meslek gruplarına kızan, örnek veriyorum, belediye başkanına da kızan, İnsanların bir empati diye bir şey var. Çağımızın hastalığı bu. Empati. Şimdi ben sana dedim ya bugün Hakan'ın tırında yat diye. O hayatı gör. Sen emlakçısın. Bugün ev alıyorsun satıyorsun 100 milyar kazanıyorsun. Para kazanmadık bugün diyorsun değil mi? O adam 10 bin lira kazanmak için ne ceremeler çekiyor. Empati kurursan yarın kapına gelen kamyoncuya biraz daha hürmette bulunabilirsin. Doğru. Bak çağımızın en büyük hastalığı empati. Karı koca da empati yapmadığı için kavga eder. Baba evladına empati yapmadığı için eziyet eder. Trafikte de empati olmadığı için sorun çıkar. Ve insanlar mutsuz olur ve psikolojik rahatsızlar olur. Empati ile ilgili ders verilmeli. Matematik, fen, kimya, beden eğitimi, resim, müzik, empati. İnsan ilişkileri direkt yani. Artık. Adam yazmış oraya. Siz diyor kamyoncular diyor pet şişeyi şeyi fırlatıyorsunuz. Bir 15 gün bir yola gitmeyin. Bir koltuğun altı fare gibi koksun kendini tanıyamazsın. Sabah bir parfüm sıkıyorsun, öğlen bir parfüm sıkıyorsun tabii. O dünyadan haberi yok. Islak mendille banyo yaptınız mı? He. Yazmış adam. Bu saatte kamyon girmesin bizim mahalleye. Lüks evde oturuyorsun. Bu ev yukarıdan uzaydan mı indi? Senin oturduğun evde de şu an bir kamyon gürültü yaptı da kepçe gürültü yaptı da onun sayesinde burada oturuyoruz. Evet. Böyle bir dünya var. Sabah radyo programı dinledim. Değiştirmek istediğiniz şeyler. Kadın yazmış.
evde kurutma makinem var. Kendisi de katlayıp yerine koyabilir mi diye, böyle bir makine yapılabilir mi diye. Çamaşırı eliyle yıkıyor anası. Merdaneliğe dönmüş. Kendi çamaşır makinesi kullanmış. Kocası kurutma makinesi almış. Hanımefendi çok yorulmuş. Kurutma makinesi de böyle katlayıp ütüleyip yerine koyacağı bir makine arıyor. İnsanoğlu böyle olmuş. İnsanoğlunun en iyi şeyi o ya. Babaannen yetinmiyor. Tokaçla taşın üstünde çamaşır yıkıyordu ya abla. Seninle onun hiçbir farkı yok. Mezarlıklar güzel kadınlarla dolu. Güzel adamlarla dolu. Manken gibi kadınlarla dolu. Hepsi de aynı. Bunu empati. Neler vardı neler. Neler? O yüzden hani anlattım ya sana. Şükredeceksin. Arabamdayım. Kolam var. Çayım var. Kahvem var. Merhaba. Nevalem hazır. Allah'ıma şükür sağlığım yerinde. Bir dişin ağrısın kamyonda. Tırda yatarken bir dişin ağrısın. Sabaha kadar seni uyutuyor mu? Bir miden ağrısın. Bir böbreğinde taş olsun. Seni uyutuyor mu en lüks evde? Uyutma, empati yapacaksın Allah'ım. Hastanedekilere şifa ver diye. Ben yolda kalan görünce çok üzülüm. Yolda kalmak çaresiz. Ben 55 tonla bir lastik gümlettim. Trafik polisi bile gitti. Bunun ocağı söndü zaten diye. Beni kovalıyor. Ondan sonra her lastiğimin aynı yerden 50 bir defa daha geçtim. Allah'ıma şükürler olsun. Her şeyim tamam, gidiyorum dedim. Şükür. Şükür ve empati insanoğlunun vazgeçilmezi. Yeri geliyor yemek bile yemememiz emrolunuyor. Ama empati. Çok yoruldum kamyonculukta işte. Ya bir defa düzgün gitmedik. Her şeyimiz tamdı. Tonaj vardı abi. Her şeyimiz tamdı. Kredi kartından banka arıyordu. Ya tırda var ya, çok gece sabah olmasın diye dua ederdim ya. Hani askerde sabah olmasın içtimaya kalkacağız stresi var ya. Oh saat daha 5. 6.30'a çok var daha, 1.5 saat. Oh diye yatardım. Kamyonda borcun yüzünden var ya. İnan sabahlar olmasın derdim. Garanti bankası avukat aramış. Akbank aramış. Vakıfbank aramış. Belli bir zaman koymuşlar. Söz vermişsin. Araba yüklenmemiş. Getirdiğin yükü 4 milyar tutuyor. 3.5'ü bankaya yatırmışsın kredi kartına. 500 kalmış. Geri onunla yola gideceksin. Evine bırak. Bu hayat mücadele. Onun için kamyonculuk. Ha ben nerede yanlış? Benim alkolüm yok. Pavyonum yok. Bir giderim yok. Ama çok canlı tutuyor yani insanı. Bir kaos. Bir kaos. Bir mücadele. Zaman yarışı. 24 saat yetmiyordu bana kamyonculukta ya. 11'de çıkıyordum Ankara Bağla'dan. 50 ton taşta 8.30'da Ömerli'ye girip yükü boşaltıyordu. O 50 ton 40 ton falan çok çok zor ya. Şimdi 25 tonla kamyonculuk da yapmaya ne var? 5 saatte inersin Gebze'ye ya. Takoyu bozmadan. Şimdi bir de kamyonculuk kolay ha. 4 saatte bir istop edeceğim. 8 saat sonra bitti. Ya tam internet fenomenli iş. Bizim zamanımız var. Gündüz bir paket içiyordun, gece bir paket içiyordun sabaha kadar. Dedim ki ben bu ciğeri yolda bitireceğim. Şehir içine döneyim. Lan lan neler var ya? Bilinmedik neler. Ya her şeyi kamyonda lambadan, işte çakardan, jant kapağından ibaret değil. Ya işte mesela şöyle zannediyorum. Dışarıdan bakıldığı gibi değil. ETS'deki, hiçbir şey değil. İşte aynen hiçbir ETS'deki gibi zannediyorlar. Yüküye gidiyorsun, T'ye basıyorsun. Yola devam ediyor. Bugün mükemmel evlilikler var. Bakıyorsun dışarıdan mükemmel. Bir bakıyorsun içine, kadınla adama sor. Dünya güzeli bir kadın. Sabah bir bakıyorsun 8'de dolmuş bekliyor. Geçim için. Diyorum ki seni dolmuşa bindiren hayat bize neler yapar. Evet evet. Tam onu diyecektim de demek istemedim. Bu bir şükür hani anladın hani bunu mı? Bunu bir dolmuşa bindiren hayat bize neler. İstanbul'da sabah bir bakıyorsun. Ben o zamanlar bir İstanbul uyumuyor lan. İstanbul gece 4'te hayata başlıyor. Biz burada 9'da kahvaltı yapıyoruz. İstanbul öğlen yemeği yiyor 9'da 10'da. Hayat 4'te başlıyor. Karanlıkta bakardım böyle. Kadınlar aşçı veya işte bir görevli. Karanlıkta otobüs bekliyor. Gecenin 5'i ya. İstanbul'da kime sorarsa sor. Abi o yolculuk, işe gelirken yolculuk kaç saat sürüyor? 2,5 saat. Ne diyorsun abi sen? İstanbul'da var ya bir evde 5 kişi var ya. 5 kişi de çalışmasa aç kalırsın İstanbul'da. Aynen. Ama orada evin içinden bir kızı gelin olarak Ankara'ya iste. Daha iyi şartlarda ben gelmem diyor. Ben İstanbul'da yaşayacağım.
Ne var ha, İstanbul'u da bırakmıyorlar. Evet, öyle bir şey de. Ne var orada? Uykusu mu güzel? Bolu gibi havası mı güzel? Bursa gibi yeşil mi? Ne bileyim yani. Hani eskilerdeki gibi Moda'ya gidip denize mi giriyorsunuz? Bir şey de yok. İstanbul'un yarısı denizi görmemiş ya. İstanbul'da yaşayan adamların yarısı denizi görmüyor. Diğer yarısı da soyulmuştur yani. Ya artık. Sıkıntı da bir bu. Ya konu nereden nerelere geliyor bak. O yüzden empati kuracaksın. Şükredeceksin haline, gençliğinin hal, yaşlılığının. Ya abi ülkemizde ne gençlik yaşayabiliyoruz, ne yaşlılık yaşa, ne emeklilik yaşa, hiçbir şey yaşamıyor. Hiçbir şeyin keyfi yok ya. Çünkü mücadele. Bir ev kirası 15 milyon olmuş en dandik ya. Aynen. Şimdi asgari ücret diyorlar ya. Yozgat'taki adamın asgari ücretiyle İstanbul aynı değil ki. Yozgat'ta kira 5 milyar, İstanbul'da 20 milyon. Öğretmen nasıl oluyor bu iş? Öğretmen arkadaşım da var onu dedi. Çocuk kiliste öğretmen, 3000 lira kira veriyor. İstanbul'daki öğretmen de aynı parayı alıyormuş. O öğretmenin İstanbul'dakine farklı mı veriyorlar? Yok. İşte, mesela şöyle düşün. Doğudaki hani daha ucuz yaşayabileceği bir öğretmenle İstanbul'daki öğretmen aynı parayı alıyor. Ben Hakkari'de öğretmen olmak isterim ya. Ben ne yapacağım İstanbul'da öğretmen olup okul Gebze'de, ben şeydeyim, Edirne, Hadımköy'de oturuyorum. Bir de böyle bir şey var İstanbul'da. Hadımköy'de oturan Gebze'de çalışıyor. Gebze'de oturan Hadımköy'de çalışıyor. La işi değiştirsene ne demiş ya. Hani işi değiştirmesen evi değiştir. Bir şey yap yani. Bir şey değiştir yani. Adam. Bak var ya. İstanbul'un adamının en çok vakti otobüste geçiyor. Evet. Ya yani ben kadın olsam ütülenecek, katlanacak şeylerimi valizle alır otobüste katlarım. Çünkü vakit yok. 6'da işten çıksan 8.30'da evdesin. Yemeğim, banyomu yapayım, çayımı içeyim neler 11 oldu. Oğlum işe gidip gelmek için her gün vapura binenler var. Oğlum yani. Adam karısına diyor ya, burnumu yaptı, Allah Allah diyor, senin gözlerin yeşil miydi? İstanbul'daki adamlara soru sorun, karısının göz rengini yarısı bilmiyordur. Bakmıyor ki adam, vakit yok, uyku, sabah kalkacaksın erken, yatacaksın. Neyi, mücadele ne yani, derdin ne? Bir karnını doyurmak değil mi? Ha, iki poğaça yedik doyduk. Ya ben şimdi 600 milyon liraya lokantada yemek yemek için bu mücadeleyi çekmem. Yemem. İnsana şey diyor ya, bir ay tatil yapmak için 11 ay çalışmıyor. Aynen. Yani anlatmak istediğim şeyleri az çok anladın mı? Böyle şeyler yani. Ki ben burada öyle rahatım ki, hani tır gibi. Değil mi? Tırın içinde rahat ediyoruz biz. Çünkü yalnızız. Bizi rahatsız edecek bir ya bura, şey yok. Bura senin circle'ın. Heh, burada sensin. Circle yani. Mı deniyor ona? Yok hani ya denmez de benim. Churchill mı? Oyunlardan dolayı yani şey yapıyorum. Ha. Ya bura senin bölgen, bura senin teritori. Anladın mı? Buranın hani hakimiyetsen de rahatım bu. Teritori. Abi şey sana şey mi? Belgesel gibi düşün. O sıkıntı yani ne biliyorum abi? Alanın, sen buraya hani... Çöplüğü. Ya rahat mesela et. Şöyle bir şey. Yerin olarak. Mesela bunun Türkçe karşılığını hiç kullanmadığım için beyin direkt İngilizceyi yapıştırıyor. Ya bura benim çöplüğüm. Bura, bura senin bölgen hani. Bura senin çöplüğün yani. Burada sen şey alanın derler ona. Rahatlık alanı. Konfor alanı. Ha, konfor alanı aynen. Konfor alanı. Burası senin konfor bura alanı. Benim konfor alanım. Tır, bura, evimin. Mesela adam 200 metrekare evde oturuyor. Oturduğu koltuk aynı. Ben mutfakta aynı koltukta oturuyorum. Aynı yerde hiç. Daha salona girmedim la ben. Oturduğum evde 200 metrekare. Çinliler 30 metrekare evde oturuyor abi. 7 tane bebeğiyle. Bir de şeyi anlamıyorum. Zengin parayı kazandıkça, İstanbul'un fabrikatörleri var. Yarısı Yahudi, yarısı. Onlar böyle İstanbul'da bebek de orada burada oturuyor ya. Aşağıda para kazanan böyle orta sınıflar, şu son 5-10 senede millet biliyorsun çok para kazanıyor. Onlar da bebeğe dayı. O kaçıyor. O da onu kovalıyor. Lüks mekanda, şu ismini vermeyeceğim. Ora var ya, kahve 100 lira 50 lira. O adam diyor ki fakirler buraya gelmesin. Evet, o yüzden orada. Onun için 100 lira çay. Yoksa onun çayının bir özelliği yok. Çok da kötü. Hoşuma da gitmiyor. Çaya o parayı vermeyecek olanlarla takılmamak için. Gelmesin buraya fakir diye. Aynen. Zengin kaçtıkça oturum alanı, okul. Bir bakıyorsun özel okullarda, bizim hurdacıların bebesi hep özel okulda okuyor. Önceden fabrikatörün bebesi okuyordu.
Şimdi en lüks mekanlarda esnaflar, bu da onları rahatsız ediyor. Böyle de bir şey var. Abi valla ben onu şöyle destekliyorum. Ben direkt mahalle olarak bile destekliyorum. Abi şöyle bir şey. Benim param var. Benim çok, mesela şöyle düşün. Çok param var. Tamam mı? Ve hani ben, evet ya, ben hani mesela benim çocuğum yaşadığım semtte dilenci görmesin. İt kopuk görmesin. Cebinde bıçak taşıyan, köşelerde bekleyen insanlar görmesin. Ben direkt bu sistemi mahalle olarak bile destekliyorum. Yok abi, ben istemiyorum. Ya mesela şöyle bir şey. Ben bir şeyleri başarmışım. Tamam mı? Yani Allah korusun bak. Mesela ben bir şeyleri başarmışım. Çocuğumu okula yollamışım. Köşede sigara isteyip dövmüştüm. Ben neyi başarmışım ki o zaman? Yani ben bu kadar parayı niye toplamışım o zaman? Hani ben mesela bunu mahalle olarak bile destekliyorum. Ayırsınlar abi. Zenginle fakiri. Ben fakir kısımdayım. Ama ben şunu şöyle yapıyorum. Ben zengin için zaten uğraşıyorum. Ya fakirin de 10 çeşidi var. Bebe doğanı almış gece. Dönüp dönüp duruyor ya. Tamam işte. Dönüp dönüp oğlum ne i̇şte, yapıyorsun sen diyorum. İşte ya, ne benim, yapıyorsun ya? Benim... Neyi anlasın? Yani arabadan hıncını mı çıkarıyorsun? Arabada ananı mı kıstırdılar? O arabadan ne istiyorsun sen ya? Aynen öyle. Abi uyuyorum ya. Bir tur dönüyor. İkiyi dönüyor. 60 kere dönülür mü bir araba? İşte İnsanın mesela, başı dönüyor ya. Yola, yolu boş. Ya bir kişi de mahallede çıkıp da demiyor ki. La hemşerim sen ne yapıyorsun? Sen neye dönüyorsun ya? Sen, ya bu çocuğa birinin sorması lazım. Sen niye dönüyorsun? Ya Konyalı mısın ya? Mevlana'nın bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Belki bir şey demeye çalışıyor bize. Gece 12 olunca bir tane bebe var bizim mahallede. Doğan'la. Rampa aşağı iniyor, elektrik kesiyor. Kontağı pa! Her seferinde yüreğe hopluyor. Lan oğlum orada bir kız seviyorsan değil mi? İletişim bu değil. Git kız şey mi diyor? Aa bizimki geldi, egzoz patlattı. Ne bir kornaya bas. Bir ara, telefon var. Bak dedik ya az önce iletişim, telefon var ya. Alo ben sizin oradan geçeceğim, camdan bak. Eskiden kaset verilirdi, doldurulur. Bunu onlara yaptıran nedir? Neyin intikamını alıyorsun? Ya oraya bütün mahallede ne istiyorsun? Ya mahalle, her mahallede polis oturur. Emniyet amiri oturur, zabıta oturur. Seni paket ederler. Bir kişi de balkondan çıkıp da plakasını verip adamı aldırmıyor o bebe. O bebe ne zamana kadar, ya kaza yapıp ölene kadar ya da bir tırın arkasından girene kadar böyle. Bir de destekliyorlar ya. Hakkını vermiş. Aa, Ankara trafikte şimdi BMW dönüyor. Şeyde, Balgat'ta. Yorumlara bakıyorum. Eğer desen ki ayıptır ya, gerek yok böyle şey. Ne diyorsun lan sen? Seni linçliyorlar orada. Ama millet yazıyor, hakkını vermiş, ellemeyin. İşte bunlar intikam alıyor. Sevilmemenin, ilgi görmemenin, bir şeyi başaramamanın intikamını alıyor. Aynen. Toplumdan. Siz diyor 10 trilyonluk evde oturuyorsunuz, bana ben sizi... Oturtur. Bak nasıl rahatsız ediyor. Döneceğim. Bak ben size neler edeceğim. Bir kere örnek veriyorum. Egzozla ilgili ceza yazılıyor değil mi? Arabalara. Ses. Şimdi şey çıktı. Sahte APP plakaya. Her egzozcu açtığı abart egzozun arkasına mühürünü vuracak hemşehrin. Trafik polisi ceza mı yazıyor? Açık veya müzik sistemine. Girecek hangi firma yapmış bunu? Ahmet Egzoz. Gel bakayım. Bir döşeyecek ona dayı. Bak bakayım sen bir dene doğanda egzoz oluyor. Ha, abi yapana da, mı onu? Yapana da patladı. Vergisini alıyor üründen. Yani neyin vergisini alıyor? Abi o satılan ürünlerden devlet vergisini alıyor, şeyini alıyor. Niye getiriyorlar ülkeye? Ya onun gözü vergi görmez ya. Nasıl APP plakayı durdurdular? Egzoz da durdurur, müzik sistemi de durdurur. Ama ceza yazdıkça... Gene yazar cezayı ya. Egzozu kapalı da olsa mühürü okunmuyor diye yazar canım. Bahane mi yok? Abi bu kısır döngü işte. Anladın mı? Ya işte demek istediğim... Ben her zaman söylüyorum. Bu dünyada Müslüman olmak zor. Bu coğrafyada yani. Ama öyle bir... Türk olmak daha zor. Türkiye'ye sahip çıkmak ve buranın sahibi olmak daha zor. Yabancılar bizim ülkemizde bizden rahat. Parasal olarak demiyorum. Psikolojik olarak da rahat. Dedim ya adam sabah 8'de kalkıyor.
Bana bir Suriyeli dedi ki, abi sen ne çok çalışıyorsun dedi ya. Bir dakika durmuyorsun dedi ya. O da oturmuş. Karaci. Sen dedim. Ya dedi abi dedi, siz dedi Türkler çok çalışıyor dedi. E dedim, vatan gitmesin diye olabilir mi? Çünkü ekonomisini ve şerefini ve şeyini kaybeden sonra vatan. Vatan hani anladı, namaz, bayrak, abdest, Allah, kitap için olabilir mi? Ya biz keriz miyiz? Ben bilmiyorum, derenin kenarına gidip de ağustos böceği gibi ağzıma iğde ağacını koyup da türkü söylemeyi yapamıyoruz. Çünkü sonu belli. Hazıra alışmış milletler ülkelerini kaybeder. Hazıra. Bugün yıkılan devletlere bak. İşgal edilen devletlere bak. Hep başkanları, cumhurbaşkanları, komutanları, padişahları halka bedava dağıtılan ülkeler. Para dağıt. Parayı al diyor. Sen sadece burada yaşa diyor adam. O ülke işgal ediliyor. Hep bedava yaşayan yerler. Biz de onun için yıkamıyorlar. Biz mücadeleciyiz ya. Allah sonumuzu ayırsın. Amma video çektik ha. 21 dakika.